100 sene ölü suya attılar. Vagonlarda suya atıyorlar ölüleri. Allah'ım can, Allah'ım can, sana sığınmışım, yaradana korktum. Biz bir ölü bin diriliyor. Böyle de devam ediyor. Böyle de devam edecek. Allah'a sığınmışız. Allah-u Teala bizi bizden ayırmış. Her bir eve 3 tane asker, ellerinde tüfekler. Çıkacaksınız. Türk milletini bir kısaca size tarifleyeyim mi? Bizim Akska Türkleri yani. Biz sizin parçamız. Giden yıllara selam söyleyin bize. Bizi vatanınızı koydular. Böyle de kaldık. Allahümme salli Allah'a Muhammed ve Allah'a. Bu uşaklara uzun ömürler ver Yaradan'a kurban. Dileklerini kabul eyle Yaradan'a. Aç susuz koyma Yaradan'a. Hayırlı vatlar, hayırlı sabahlar Yaradan'a. Allah'ım can, Allah'ım can, sana sığınmışım Yaradan'a kurban. Ne edin daha Yaradan'a şükür Allah. Kılıcız keskin olsun Balacan. Yoruz açık olsun. Saat yeter. Saat mı? Pazardan iki yol var. Bildim. Saatinin pazarın kurgunda iki yoldu. Ben arkaya da çekilirim. İmiştin merkezine girerim. O yol gelir İmiştin kentten. Anladım. O da saatinin merkezine, pazarın kurgunda. Sen bir merkeze bırakırsın. Pazarın kurgu, saat. Olur. Ben saatinin merkezine. Merkeze bırak, ben hallederim. Hep şu. Tamam, hallederim. Şu. Hele o adama zeng ele. Yolda eğleyeceğim. Direm ben merkezliyim. Tamam. Pazarın kurgunda. Şu. Saat bir, daha bir yarısı da dövür. Canlar günaydın. Ben Bakü'den yaklaşık bir 2,5 saatlik bir yol yapıyorum. Saatli şehrine gidiyorum. Şöyle haritada da göstereyim size. Bu arada harita kartal şeklinde değil mi? Tam olarak bak. Şurası kartalın kafası gibi, ağzı. Ben şu taraflarda bir yerde kaldım, tamam mı? Bakü'nün Yebağlı bir köy gibi bir yer, bir ilçe. Burada kaldım. Buradan çıktım. Şimdi bak, yani şeyin Saatli diye bir şehri var. Nerede? Şurada. Şuraya gidiyorum. Burada Ağızka Türklerini ziyaret edeceğim. Ağızka Türklerinin videosunu çekmek, görmek ve deneyimlemek, tanışmak istiyorum onlarla. Couchsurfing üzerinden bir arkadaşla tanışmıştım ben. Beni ağırlayamıyor düğünü olduğun için ama bana orada bir köye getirecek şimdi, beni bekliyor Saatli'de. O köyden de bir tane dede ve torunuyla tanışacağım. Onlardan misafir olacağım, konak olacağım. Şöyle bir arabayla gidiyorum bak. Şöyle bir eski bir otobüsle gidiyorum. 5 manat verdim. TL'ye vurduğunda 37-38 TL'ye falan yapıyor. Yanlış hesaplamıyorsam. Çünkü şu an 1 manat 7.30 TL falan. Simit verdi ya. Rauf abi bir video önce. Rauf abi ve ailesi inanılmaz güzeller. İnanılmaz sıcak karşılar beni. Bana yolluk da hazırladı da ben salak gibi unuttum onu. Ayakkabıyı bağlarken yere koydum, orada unuttum onu. Aradı beni, seni diyor öldüreceğim gelince. Tekrar Bakü'ye döneceğim çünkü. Görecekler beni. Sürekli benim bir şekilde yolum Bakü'ye düşecek. Çünkü bir yerlere giderken Bakü'den geçmek zorundayım. Şu simidimi yiyeyim. Rahmetli babam da bunu çok severdi. Sütlü simit. Yolda aldık bunu bir marata. Üçlü. Gidiyor. Bak, insan ölüp gidiyor rahmetli diye anlıyoruz ya. Ya hayat var ya, çok acımasız ya. Öleceğiz. Hepimiz bir gün gideceğiz. Vallahi toprak olacağız. Sonra da arkamızdan alacaklar işte, rahmetli. İyi insan, iyi insandı. Hey yavrum ya. Hayatın tadına bakmak lazım. Vallahi hayatın tadını çıkarmak lazım. Gideceğiz, göçüp gideceğiz bu diyarlardan, bu dünyalardan. Yemek
İçeride mi yersin, dışarıda mı? Sen nasıl istersen. Burada oturabilirim. Burada oturabiliriz. Selam. Hoş gelmişiz. Sağ olun. Selam. Hoş gelmişiz. Hoş gördük. Allah razı olsun. Nasıl sen iyisin? İyi, sağ ol. Sen nasıl? Burada oturma hastayla kapıda oturacak. Kapıda oturak. Nasıl istersen? Hava yakışıklı, burada oturak. Hava iyidir, he. Olur. Ha, olur. 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 İçeride gelebiliriz. Hava yaşıyken oturalım. Sen nasıl ister? Özür dilerim. Özür dilerim. Otur. Tamam. Mesih Mehmet'in atası. Ha? Mehmet'in atası. Mehmet dedi ki Şirinbey'e gelecekler. Mehmet birinci ile Şirinbey'e. Evet, yani biz de hazırlık olmadık ki oradan akşama gelirler. Sonra da bir de bayağı dedi ki böyle böyle. Ulan bunu baştan desene ki. Vallahi ben nereye gideceğimi bile bilmiyordum. Mesut biliyordu. Mesut getirdi. Ben özüm de birinci seferdi ki Allah'ım. Traktörde olmamış herhalde. Saatlinin en ucuğa kendi buradır da. Buradan sonra yok. Ha, buradan sonra... Selyan. Köy yok buradan sonra da. Bizden sonra yok. Belasuvar geliyor. Geri buradan. Belasuvar arada o Şagay değilleri. Bak o boş mu? Sımada köyün adı? Sımada. Sımada köyü. Hmm. Saatli en akıllı köyü. Kaç nefer kaç tane? Nüfus. Nüfus mu? 1500 civarı. 1500 civarı. Falan biraz artı biraz aşkı. 1300 değişiyor. 1500 tamam. 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 Olsun ne kadarını yersin. Alın bak yiyin. Siz için yaptım. Alın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Ben siz için yaptım ki gelecekler misafirlerim. Allah razı olsun. Alın. Allah verenler alın yiyin. Topçu da şeytan. Ablamın evi karşıdaki evi. Burak komşu. Komşu evet. Bu köpeklerin maşallah var ha. Evet. Nasıl da bakıyor. Ama buranın köpeği ısırmıyor, dişlemiyor da. Hayır. Arkadaşlar ben köye geldim. Bu arada Berem yok. Berem'i düşürdüm. Bindiğim arabada Berem düştü. Sizi Mesut'la tanıştım. Mesut'tan bahsetmiştim. Kardeşime Kodsofik'ten yazdım. Kendi beni ağırlayamasa da ağırlamaktan daha da fazla yardım etti. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim kardeşim. Borcunuzdan. Şey söylememde sıkıntı var mı savaşlara savaşta bulunduğunuz? Tamam. Mesut Karadağ Savaşı'nda da bu 100 gün boyunca orada kaldı. 43 gün zaten muharebe sürdü. Sonra bir sürede orada kaldı. İlaveden kaldın. Savaş gazisi kardeşim. Elinize kolunuza sağlık. Yani güzel. Allah razı olsun yardımın için. Çok teşekkür ederim. Muhammed kardeşim de beni Alaska Türklerinin yaşadığı köyde evinde ağırlayan Mesut'un arkadaşı. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. İlk önce Allah hoş geldiniz. Razı. Hoş bulduk. Tabii Allah ki her zaman kapımız açık sizler için. Ne zaman gelseniz. Canımsın, ciğerimsin. Çok sağ ol. Her zaman. Şimdi köye çıktık, köyü turluyoruz. Bu da Muhammed'in yeğeni. Evet, Ayşegül. Merhaba. Ayşegül. Merhaba de. Merhaba de Ayşegül. Gel. Gel bakalım. Utandı. Gel, gel böyle. Gel sen gel, gel. Mehmet de, Mehmet de. Ne yapıyorsunuz? Patlat kutlu olmuş. Buradan biri senin kardeş Mahmut. İki yeğen var. İki yeğen diğerler de komşu. Komşu. Sanki geç. Bravo. Gelin siz de tanıtayım hadi. Gelin. Gel ha böyle kaçmayın da gel ha böyle la. Adınızı bağışlayın da gel yanıma gel. Gel adını söyle. İsmail. İsmail. Nasılsın, iyi misin İsmail? İyiyim. Gözlerini göstereyim mi? İyiymiş. Sen de gel. Sen de gel. Senin adın ne? Enver. 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 Enver bizde Enver de. Enver kaç yaşındasın sen? 6. 6. Ben de 6. Sen de 6. Size çekmek mi ister misiniz? Yok. Gel, gel. 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 Gel sen gel. Bu şeyin Muhammed'in kardeşi bu da. Senin adın ne? Pınar. Pınar sen kaç yaşındasın? 10. 10. Kaça gidiyorsun sen? 4'e. 4'e gidiyorum. Çok çocukları kamerayı çekmeden çok seviyorum çocuklar. Hepsi de çekiniyor ya çok hoşuma gidiyor. Sen de gel. Gel. Senin adın ne? Sevgi. Sevgi. Sen kaç? Sen büyüksün. 11 yaşındasın. Evet. Demin söyledin çünkü. Sen de gel. Gel. Senin adın ne? Sümeyye. Sümeyye. Sen kaç yaşındasın? 10. İyi misin? İyi. Demin maç yaptınız. Top oynadınız. Kim yendi? Biz. Siz kızlar mı yendi? İkiniz yendi. Aferin size. Çok memnun oldum. Biz de. Çok memnun oldum. Biz de. Biz de.
Köye nasıl geleceğiniz? Uzakmış ya. Yürüyeceğiniz mi? Söyle, siz de söyleyin. Ha, yürüyeceğiniz mi? Evet. Kaç dakika yürüme buradan? 15 dakika. Çatarız. Çatarız. Geliriz. Ben zaten bugün sizde konak olacağım. Sen burada kalıyorsun değil mi? Ben evet. Size bugün konak olacağım. Diyedik baca kaçak diyedik. Ey sünciyorsun. Heh, maşallah size. Aferin kız lan işte yetenek işte. Bak yemin ediyorum. Bu jimnastiğe falan şey yaptan hepsi gelişir ha. Nasıl açıyor bacakları ya? Bu şey kalkamadı ama sen iyi yap. Açtı bacağı ama kalkın. Hadi görüşürüz, biz köye gidiyoruz. Ya biz hemen çekeyim. Hadi sen tamam, seni de at takla. Takla ama eline dikkat et ha. Boş uçun. Burada mı atacaksın? Eline bir şey olmasın. Sen at. Ne? Muhammed takla atacağım diyor. Bir şey olmaz da. İkimiz atalım. Ne yapacağız? Takla atsın mı? Yok. Biz takla atalım. Elime bir sorpa attı da olmaz artık. At yiyelim. Aha. Ey at o. Ey at o. Sen at yakışır. Hop. Oğlum maşallah nasıl? Elin sağ. Her gün kendilerine bir şey geliştiriyor. Aferin. Geç. Hadi. Hadi. Ordu bula. Aferin size. Görüşürüz. Geleceğim gene. Geleceğim. Bu geldiğimiz köy Saatli şehrine bağlı arkadaşlar. Biz ama yol inanılmaz güzeldi. Yani Saatli'den 40 dakika 45 dakika içinde hemen köye ulaştık. Merkezden. Şimdi merkezden. Tam da şeyin adı neydi köyün? Sımada çoğu. Sımada. 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 Selam aleyküm. Çay ocağına geldik. Burada çayhaneydi değil mi? Çayhane. Çayhane. Çayhane diyorlar. Ne haber diyor bakalım. Abi selam aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Nereye çekeyim, ne edeyim? Özüme çekerim, YouTube'a çekerim. Siz neredensiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türk. Misafirim orada biz bakalım. Allah razı olsun. Sen de gel arkadaş, gel. İndi onu kapat da konuşalım. Kapatacağım. Biz nasılsınız, iyisiniz? Allah razı olsun, neredensiniz? Deminki abi Muhammed'in dayısıydı. Kamerayı çekeyim seni dedim. Çekersen konuşamam ben dedi. Rahat. O yüzden çekmedim ama o kamerayı kapat hele konuşayım öyle diyen var ya. O abi işte ama çok güzel bir sohbet ettik çayhanede. Şöyle bir şeker verdi. Burada köyün mezarlığına geldik bu arada. Göstereceğim size de. İçeri gireceğiz şimdi. Herhangi bir sevinçli bir haber aldığınızda köyün çayhanesine gelip kahveye gelip şeker dağıtırlarmış böyle. Tatlı bir geçin. Tatlı geçsin. Ne yapıyorsun? Gel kardeşim. Torunu olan falan olsun. Heh, işte torunu böyle. Olan, düğün yapan. İyi bir haber falan. Ya yani çocuğu üniversiteye, evet. İyi haberlerde, sevinçli haberlerde. Köyün mezarlığı, Allah rahmet eylesin. Bunların birçoğu göçü görenler. Evet. Ben bu arada Alaska Türklerini ziyaret etme amaçlarımdan bir tanesi, göç yaşadılar 14 Kasım 1944'te. Hepsini size ben anlatacağım ama köyün büyüklerinde konuşarak, sohbet ederek anlatacağım. Bizzat kendim aktarmak istemiyorum. Burada da ilk Karadağ Savaşı'nda şehit olan askerler. 92 senesinde Adere evet. Bölgesinde. 64-92. Toplam 3 şehidimiz var bu köyde. Evet. Bir tanesinin ne yazık ki naaşı bulunamıyor. Evet. İki tanesi köyde yatıyor. Suliyev Habibullah Musa oğlu. Diğeri de Muhammedov Ali Sadimoğlu. 64-92, 68-92. Allah rahmet eylesin. Aska Türkler abi zaten Azerbaycan'da en yoğun şekilde Saatli'de yaşıyor. Yaşıyor Saatli'de. Burada artı 7-8 şu Aska Türkleri komple halde yaşıyorlar. Bir arada yaşıyorlar. Bir evet. De Aska adını zamanında Gürcistan'da bulunan Aska bölgesinden alıyor Aska evet, Türkleri. Yani. O dönemdeki köylerin isimlerini buralara taşımışlar. Komşu köyde var. Hepsi var. Hepsi farklı farklı. İşte evet. O dönemde hep taşımışlar ya. Evet. Gürcistan'daki coğrafi adları buraya taşımışlar. Ne kadar güzel ya. Gelenekleri yaşatmak ama hep bir göç olmuş ya. Tabii ki ya. Ya çok zor bizim açımızdan. Çok çok zor hem de. Hep bir göç olmuş ya. Ya sen buraya köy
64-65 senesinde ilk yerleşim senesinde. Bu köyde ilk evet. oluyor. O da senin dayınlar geliyor herhalde. Yani ilk, onun babaları, anladı, ataları geliyor. Evet, onların ataları geliyor işte. Yavaş yavaş kendilerini burada yuva yapıyorlar da. Salıyorlar. Zaten buralar güzel hepsi de. Boş olur da. Bomboşmuş. Demin dedi ya yılan geziyormuş buralarda evet, efendim. Vay yani. Hiç yerleşim yani. Asfalt uçlar oldu. Hiçbir şey yok. Asfalt da neredeyse bir 2013 senesinde yapıldı. Yani o zamana kadar da çok böyle geçilmez yoldu. Yok. Şimdi Allah'tan biz yani gelirken gördüm. Yol çok güzeldi. Asfalt olmasa ulaşım zor zaten. Merkezden 45 km. Zaten bu köyden ileri köy yok. Biz son köydeyiz. Bu saatliğin burada son. Son köy, son köydeyiz. Çocuklar top oynuyordu orada. Onlara bakalım. Sar olmaya kalkayım bir şey. Hem de büyük bir kalk. Köy burada şey. Bizde kent. Kent. Sizde kent şehre değiller. Bizde kent. Bizde kent köy değil. Kent yazıyor zaten. Kent işte şey kendi. O kendi falan vesaire yazıyor, söylüyor. Tabela var, evet. Hadi çek. Vur bakayım hadi. Ulan kocaman gale la. Ola vurmayı bitti lan. Gelin dolayın aynı. Al topu ver hala. Gel vursana. O vursana ki. O da kendini tanımışsın. Senin adın ne? Bektaş. Kaça gidiyorsun sen? 8. Sen kaça gidiyorsun? 7. Köyün okulları var. Burada okullar 11 yok. 11. Burada şey yok. Lise. Burada lise yok. Azerbaycan'da abi 11 yıl mektep. 11 yıl okulu kurtarandan sonra üniversite başladı. Üniversite. Ya, bir üniversite. Bir okulda okunuyor. Ha, bir okulda anladım. Okunuyor. 4 yıl üniversite olur. 4 yıl üniversite. 4 yıl. Aynen. Zaten biz de sana söyledim. 22 yaşında üniversiteyi bitirirsin. Köyde bir tane mi okul var köyde? Belli. Bir tane. Hepiniz orada okuyorsunuz ha? Belli. Hepiniz. Evet. Köyün nüfusundan asıldır. Nüfusa göre değişiyor. Nüfus yüksekse değişir. Fazla. Fazla okul oluyor. Gelayı teyzesini dikecekler. Gelecek yıl yenisini dikecekler. Öyle dedi de. Doğru anladım da. İki katlı. Şimdi bir katlı var. Evet. Hadi gel eğil gel. Bu zeketin sağ ol. Gel. Arka zeketin. Aa sağ ol. Gel gel abi de gel. Gel. Ben de gel. Gel. Dur. Tamam mı dur. Kaçıyor ya. Abi selam verdik. Aleyküm selam. Nasılsın? Hoş bulduk. Allah sana. Razı olsun, şükür. Korkuyor biraz bak. Bunu ben getirdim. Buraya mı getirdin? Nerede bu buldun? Arkadaşım. Başka köyden getirdim. Başka köyden. Ev senin mi soldaki? Yok. Dostumun. Arkadaşın evi. Bursa'dan mı geldin? Ben Samsun'dan geldim abi. Samsun'dan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok şükür abi. Gezmeye geldik. Hoş geldin. Sizleri görmeye geldim. Allah razı olsun. Şükür nasıl? İyisiniz. Abi çok şükür iyiyiz. Sizler de nasıl? Hamdolsun. Yaramız haber yok. Her şey yolunda. Allah çok razı olsun. İşte bir tanesi şeye düşmüştü. Kanala düşmüştü. Onu çıkart. Bugün mü? Hayır, az önce. Bunlardan biri mi? Hayır. Abi arkadaki o beyaz mı? En sonunda geliyor. O en sonunda. Sonradan geliyor. Yazık hayvan, yazık. Yine üşüyor, üşüyor. Aman ya. Selamun aleyküm. Aleyküm. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sen mi getirdin hayvanları? He. Otlattın. Kaç tane? O öndekiler de senin miydi? Yok. Onlar da. Kaç tane var bunlar? 90 tane. 90 tane. Ellerini almasın. Burası köyün camisi. İçeride kızlar ders görüyor. O yüzden çok içeri girmek taraftar değilim. Dini dersler veriliyor. Kur'an dersleri de bu köyde veriliyor. Tek cami var değil mi evet, Muhammed? Tek köyde tek cami var. Nüfusa göre o da değişir zaten. Tabii. Ama rengi çok hoşum. Yeni oldu. Yeni bayağı da. Sabah gitmiyor musun? Sabah akşam gidelim. Akşam gidelim lan ya. Gel sen gel. Sen gel. Tamam. Gel. Bir bakayım göster. Onu şimdi sonra şey yapacağım. Okulun adı demin mezarlıkta ziyaret ettiğimiz şehitlerimizin birinin adına. Evet. Allah Selim oğlu adına. Allah Selim oğlu adına.
tam Orta Mektebi. Buradan 1. Karabağ Savaşı'nın şehitleri. Evet, demin mezarını ziyaret ettik abi, Allah gördük. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Sınıflardan bir tanesi canlı. Coğrafya. Coğrafya sınıfı mı burası? Sınıf. Hocam da Mesut da bu arada coğrafya öğretmeni ha kardeşim. Okuma oranı çok yüksek. Evet abi, Azerbaycan Türk dünyası ülkelerinde okuma oranı en yüksek olan. %98 okuma oranı var aynen. Azerbaycan. Hadi kimle konuşsam tahsili var. Tahsili. Kimle konuşsam. Senin de en son sınıfın? Benim de en son sınıfım burası. Kaç yaşındasın sen Mesut? 25. Muhammed. 25 yaşındasın. Evet. 11. sınıfta. Evet, son sınıfım burası. Burası. Bunlar da harikalardı abi. Gel, yani batı. Gerb batı. Batı, şerkte doğu. Gerb yarım küresi, şerk yarım küresi. Amerika burası işte, Amerika kıtası. Burada doğu yarım küresi. Avrasya, Afrika, Avustralya, Antalya. Lan ben bayağıdır bir okulun içine girmedim abi. Ben de. Bak bayağıdır bir mektebin içine girmedim yani. Burada da işte abi, Ahıska Türklerinin haritası, Gürcistan üzerinde. Ha o eski. Eski, evet, Gürcistan'daki Ahıska Türklerinin yaşadığı şey, genel ülkeler. Şurası. Evet. Bahsetmiştim zaten adını buradan aldığını söylemiştim. Köylerin ismi de burada. Ahıska'da. Mesela Varkan Köyü, şimdi Saatlı'da da Varkan Köyü var. Bu Gürcistan'daki Varkan Köyü. Ama Saatlı'da şimdi Varkan Şimdiki. Köyü var. Evet. O ismi taşımışlar buraya. Adıgün Köyü. Adıgün. Burada şimdi o Adıgün adında köy var. Orada Gürcistan'daki köy adlarını buraya taşımışlar. Buraya taşımışlar, evet. Hep Saatlı'da zaten. Evet. Saatlı'da evet. Hep. Ben seninle sohbet etmeye geldim ha. Biraz. Videoda, ben video çekiyorum ama özüm bu olayları yaşayan insanlarla görüşüp tanışmak, duymak yani. Kötü. Ona söz yok. Biraz yüksekten söyle. Biraz tamam. Kulaklarım eşitmiyor da bu ata babadandır. Yani dedemiz de öyleydi. Bize de geldi çıktı bu böyle doktor. Hani, yaşlanınca mı oldu? Yaşlandık. Yaşlanınca. Ha. Sen gene maşallah. Herhangi doktora dedim. Dedi ki o irzik hasar. Cinsten varmış o olur. Ben senin yaşına geldiğimde kim bilir nasıl olacak. Kainatı yaradana birliğine şükür. Benim anneannem, rahmetli anneannem derdi ki. Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Ben senin gibi olmayacağım daha ama sen benim gibi olacaksın derdim. ata babamız Ali'dir. Babam Muhammed. Ben de Sadim. Sadim. Heh, benim Sadim. Adım da Uğur. Allah razı olsun. Uğur. Kaç yaşındasın amcam? Yaş kaç yaş? 95. 95 yaşındasın. 5. 5. Sen ne yiyip ne içiyorsun da böyle kaldın ya? Şimdi kimisine diyelim, o gelenler var, şeyler de var. Diyorlar ki, efendim sen ne yiyorsun, ne içiyorsun? Sacım dedi. Diyelim ki, valla çok doktorlar reçet yazıyorlar, o benim yediğimi. Bir tas süt, sabah. İçine eşek doktor. Yarım bardaktan çok bal. Bir kaşık kaymak. İki adet yumurta doğruyorum içine. Bir azacık da ekmek. Her sabah? Her sabah. Bu 51 yıl oluyor o her sabah yemeğim. Bir bu çocuk yiyir benimle. Öbürleri yemiyorlar. Allah'ın affı. Şimdi diyor ki iki sadimuk da baba. Baba diyor, öbürleri baba diyor, bu da diyor. He. İkimiz yiyor. İkimiz böyle bal yiyor. Torunun torun. Ata babalarımız ne demiş? Sabah yemeğin özün ye, kendin ye. Günorta yemeğin dostunla bölüş. Akşam yemeğin düşmene ver. Atalarımız he, bizde de var. Bu aynı atasözü bizde de var. Aynı sözlerdir. Şimdi başka bir şey olamaz ki. Her insana bir
öğüt vermiş. Diyor ki, vatan sevgisi imandandır. Vatanı sevmeyen olmaz. Olsa da onun imanı olmaz. Olur bile. Bizde vatan sevgisi var. Oğlum Ali'ydi, dedemin adıydı, babamın babasının adıydı. Bu evde oturmuşuk. Hocalı'dan sonra Hocalı Savaşı oldu. 92. Dedi ki baba, baba ben gideceğim savaşa. Oğul bir bu bunun babası yok, o bir büyüğüdür. Onun babası şeydir. Dedim çocuk dünyaya gelsin, bir çocuk ananın betinde. Dedi ki baba, çocukları da sizi de Allah'a emanet ederim. O Hocalı'da ölen çocuklar bizim de gül mü? Sonra orada Ahmet adlı bizim yerli var idi, Ahıskalı. Onu tutmuşlar, o polis çalışanı da. Tutmuşlar da Erman'ı kabrinin üstüne yatırmış. Erman'ın kabrinin. Diyor ki, Ahmet, de ki Karabağ Ermanistan'ındır. Seni bırakak çık git. İki eli bağlı, ayakları da bağlı. Üç kere diyeceğim, üç defa da eğer desen ki Azerbaycan'ındır, seni keseceğim. Birinci defa soruşuyor, diyor ki Karabağ Azerbaycan'ın. Diyor ki bak keseceğim. Diyor ki gene diyor. Diyor ki Karabağ Azerbaycan'ındır. Üçüncüsünde diyor ki desen bırakın gideceğim ama demesen keseceğim. Diyor ki Karabağ bizimdir. Çünkü bu Hocalı var, oralarda Hocalı bizim Türklerden de olmuştur. Diyor ki Karabağ bizim topraktır. Çekir bıçağı, hırırlıyır. Hırırlıyır gene diyor ki Karabağ bizimdir. Bizim torpaktır. O bıçağıyla kan gidiyor, karıştırıyor, çamur yapıyor. Ağzına dolduruyor, diyor ki ye şimdi senin torpağındır. Biz bunları gördük. Oğlum giden de dedi ki baba, biz Cebrail rayonunun Şişkaya diyorlar, orayı alacağız. Ama bunu yazdırıyor musunuz beni? Sen diyor, sizin söylesin. dedi baba, biz orayı gidip alacağız. Ermeni Şişkaya'nın üstündedir. İstediği yeri vuruyor. Her yeri vuruyor. Ama şimdi bir çıkanda ölüm olur da anam bilmesin. Hanımım bilse bilsin. Ama anam bilmesin ki onun yaşları ben can verende gözümün önüne gelir. Dedim ya anam demem ben, işin yoktur. Ama çocuk dünyaya geleydi, gideydin daha iyi olurdu. Çünkü gitti, bir muhasere diyorlar, ortaya düşmüştü. Bu kendi komandallık ediyor. Diyor ki ancak o bir tarafa atın, o bizi kovmasınlar. Bir yanısından işi yoktu. Birinin burnu kananmamıştı, çıktılar. İkinci şeyinde, gedetinde bakarlar ki buraya çıkmakta gündüz bir adam kalmaz. Yukarıdan bakıyor ah. Diyor ki ne edeceğiz? Diyor ki hem bıçaklarınızı alın. Hadır bir köy var. O köyden çıkacaklar. Diyor ki oldu ki yerli cema, Ermaniler de var onda. Şey etse bıçak işle de tüfek atmayak ki şeyi ki ses olmasın ki tanklar var. Bizim bize bakan yok. Erman, bütün Avrupa Ermeniye bakıyor. Oraya çıkarlar. Çıktıktan benden de bir bıçak var idi. Taşkent'te yaptırmıştım çalikten. O bıçağı da götürmüştü. 9 saat ellerinde
o Şişka'ya kalır. 9 saatten sonra 3 tane tank gelir, tank. Şimdi Ermenistan nereden almış nedir? Oraya gelir, bizimkilerini çok kırgın eder. Bu da, bu bile asker yerden yatıyor. Diyor ki, askerlere emir ediyor ki, siz kayanın arkasına geçin. Yüksek kaya var. Ben onları at yerim, ben dururum. O arkadaşları dedi ki, biz geçen kimi mermi düştü, attı oğlanı göğe. İki bacağı bundan geçmişti. Daha o yüksekliğde bunu neyle saklayacaklar? Kange diyor. Bir kan akıyor da. Diyor ki, oğlanlar, kurban olayım size, beni tez indirin. Onlar bakacak, ben Türk'üm, bana işkenceler verirler, öldürün. Hiç bahak gele, yaşayacağım mı? Oradan bir çeşmenin başına gelir. Diğer kurban olayım, arkasında bu o köyden Azeriler. Bir endür, ben bir su içeyim diyor. Hiç diyor, o Azeri dedi ki, endürende bu yüreğimi oradan, onun yüreği benim yüreğimi değdi diyor. Dunk vurdu. Nasıl? Teslim oldu. Onunla Allah rahmet etsin, getirdi iki kızı. Bir kızı şimdi var devletimi koydum, okuttum. Bir kızın müellimedir bunda. O bir kızını da bank kartımı yollamışım, pensiyon emekliyim ha. Kızım küçüğü, sen de oku. Diplomun ki alırsın. İyice ki şey olursuz, ondan sonra verirsin. Ben gel kötü yaşasam ya, ama şükür Allah iyiyim. O diplomun şeyinde, diplomunu da aldı, okudu Rus edebiyatını. Ha, şimdi bilmem Kayseri'dedir. Diyor ki, baba bu ayda bakak bana iş verirler mi, yoksa yüksek lisansı bitiririm. Şimdi Allah onların sağ selamet olup boku böyle okumalarına canında, dedim ki Allah-u Teala alsa canımı alsın şimdi bundan sonra. Çoklu çoklu da para yatırdım onlara o vakit. Sovyet batırdı o parayı. Sovyet değişildi ya. O paralar battı gitti. Şimdi şükür Allah'a emekli şeyim ondadır. Kendimizde oğlum var. Ben de iyi emekliyim. O oğlumun şehit olduğuna göre o parayı verirdi. Prezidentin parası yani. Devlet tarafından. İlk oğlum onu yolladım. İlk Karadağ Savaşı'nda şehit oldu. Nasıl? Mektebin adı. Oğlum ilk Karadağ Savaşı'nda şehit düştü. Okulun adı vardı ya o. Ha. İşte Sadım amcanın oğlu. Oğluydu. Ha. Okulun adını taşıyan şehit Sadım amcanın oğlu. Seçtik ya. Şimdi, okula gittik biz. Bunda şeyde bakmadın mı kabristanlıkta? Gittik, kabristana da gittik. Baktım. Şimdi okul da onun adına. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O da yazmış ya, Sadım oğlu. Doğru. Ali Sadım oğlu. Mektep. Okul ismi. Mektepte. Sadım de sen de Ali. Helse oğlum. Şimdi bizim millet vatan sevgisi ki var. Bak bilirdi ki oğlu ki ata ölürüm ama baba anam bilmesin, ama bilirdi, gene de gitti. Şehit oldu. Allah cemi ölenlerimize rahmet etsin. Kalanlarımıza sağlık selamatlık ihsan etsin. Amin. Kainatı yaradan Allah bu sürgünleri bize gösterdiler. Sen sürgünü yaşayanlardansın. Çok. Ben hele onda kaç yaşındaydın ilk onda, sürgünde? 6. sınıfa geliyorduk da, 6. sınıfta o vakitte de geç başlanıyordu mektep. Asker geldi, töküldü oraya. Sovyet askeri. Akska bölgesine. Asker. Şimdi 3 ay okulu da bağladılar. Kapattılar. Ha, kapattılar. Hiç daha okumak yok. Çalışıyoruz kolhoza.
Sana ne veriyor kalfoz? Hiçbir şey. Ama onda Stalin idi şey. Sovyetlerin şeyi. Başkan, lideri. Ha, lider Stalin idi. Stalin diktatör. Gürcü. Yosif Vissarionovich Stalin. Gürcü aslında. Ha. Lenin Rus idi. Lenin 24'te öldü. Ele geçirdi Stalin. Ona da geldi Ermenistan'dan Mükayan. Mükayan yardım ediyor. Ermenistan'dan Azeri Türkleri töktü buralara. Bizi de 44'te ilk defa sürgün etti Orta Asya'ya. Gece gelmiş evlere Sovyet askerlere. Bir gece gelmişler, kapıları çalmışlar. Aha şimdi bir gece diyen de o asker her 3 ay ondaydı. Her kapıyı gezdi. Kaç tane malım var, kaç tane neyim var. Yazıyor onları. Hepsini. He. Kaç mesela biz 10 can idik. Biri dedem vefat etti 106 yaşında. Kalan 9'umuz yalla 5 çocuk. O gece kaldık ele. O gece kaldık, ne yiyilecek, ne içilecek, hiçbir şey yok. Allahu Teala'nın bir güzel havası oldu ki üşümüyor. Vurdular ikinci günü, geldi Amerika'nın Amerika'dan o vakit Almanları yenktiler ya, Amerika bunlara yardım büyük kamyonlar verdiler. Şimdi Dünya Savaşı'nı. Ha. Getiriyor kamyonlara. Şimdi yükleyirler ya şey ya, binin. 48, 50 bir arabaya. Onu sen ne götürebilirsin? 7 ayla bir yerde. Biz 9 can. 7 ayla bir yerde. Beşik var. Şimdi bizim beşikimiz var. Küçücük bacım. O beşikte körpe. Avtomatik soktu beşikin o bondurguna. Attı veşilerin içine. Nenem bağırıyor. Ola körpe çocuk var. Dedi belesi askerde çok ölmüştür. Gitti çıkarttı getirdi nenem. Geçen yıl 2 yıl oldu. Vefat etti o bacım. Şimdi 1,5 ay biz yol gittik. O kış günü Sibir. Buralardan yol yok idi. Geç yerine Sibir'den. Sibir neredir? Şey Rus'un şey tarafı. Kuzey. Soğuk olan yukarı tarafı. Oraya. Sürdü onunla giden de şimdi ölü yer. Kaldır yerler, askerler var onda. At yerler. Yani ki heykel kalı yer şeyini kar. Sibir çok soğuk biliyor. Çok soğuk. Geçirdiler Kazakistan. Kazakistan'a da daha yer yok dediler. Kazakistan'a tökmüşler. Gene bizim Ahıshaliler, Çeçenler, Azerilerin sinirden gidenler. Şimdi 200 bin can onda Azeri Türk'ü var. Kazakistan'da. Ondan geçirdiler Kırgızistan'a. Kırgızistan'da da yer kalmamış. Kırım Türkleri, bizim Türkler. Hepsi sürgün. Ondan da geçirdiler düz Semerkant vilayetinin Buhara'ya yakın. Özbekistan'a. Orada bizimki en geç. Şimdi ölen ölene, kalana. Geçtik, ola kim var kim yok, amcamız var Ahmet yok. Gittik ki ölülerin altında, en altta o. Yani ki şalban odunu yığmışın üst üste. Vagonlarda ölenler gizlettiği atıyorlar o yani. Açıyor vagonun şeyini, kapısını. Trenin. Ne, vagon tren. Açıyor kapısını. Doldur yer içeri, alın veşen arabada ne var idi onu al. Vagona doldur yersin. Abi şlak kilitlendi. Kapattı. Ele ta borcum açan, Ahıska'dan borcum açan o cür vagon. Şimdi onların dediğine göre
22 bin əskərdə bizim axısxallər, 86 bində sürgün oluyor. Allah'ın bir hikməti ölən ölənə, qalan qalana götürüb töktük. Şimdi neyi yiyeceksin? Ne aldın ki ne yiyeceksin? Getdik ki Özbekistan bizden betar. Savaş gediyere ellerinde ne var götürmüşler. Hepsi cepliyor. Onlar da öyle ölen ölene, kalan kalana. Bizi de demişler ki çok yırtıcı insan yiyen millet getiriyor, geliyor buraya. Sizin için mi diyorlar? Bizi diye, ha? Az sizin için diyor da. Ha, bizden ötürü diğer de oraya tabligat eder ki bunlar bunlar hor baksınlar. Pis kötü baksınlar. Anladım. Ha. Gittik nerelere tuttuk. Nenemdir, bizlerdir, ihtiyarlardır hepsi. Beş vakit namaz. Beş vakit namaz kılıyorlar. Gelip seyrediyorlar. Allah Allah. Bunlar bizden de iyi. Hiç namazı terk etmemişler. Onlar da korkudan terk etmişler namazı. Bakıyorlar. Kardeş gibi yaşadık onlarla. Ama sonradan bütün o gene o Stalin'in vaktinde İrmanileri götürüp kalhozun büyüğü falandır. Onun yardımcısı İrmani. Onu devlet adamı nedir? Şey mesela İlham Aliyev'in yerine yanında Ermani ya Rus. Yardımcısı da. Ha. Beləyinə çok xor baxdılar bizə. Ölənlər öldü, kim qəbri nerededir bilinmir. Heç gözümün önündən getmir. Bu yaşda olur bir kız çocuğu gözkündə. Ha. Ellerini sağ. Ola hünkâl var idi onlar. Yeni çıxarmaq hələ var mı? Gəlinlərə soruş hələ. Ha. Ölen öldü, kalan kaldı, götürdüler her bir yere, ebele bir yere. Onda üstü şey çamur. O yağmur yağ yer, kar yağdı aşağı. Çöktü. Döşeme yok, bir şey yok, çamur. Yat onda, nerede yatacaksın? Ölen ölene. Sadım sen kapıda otur oğlum. Otursun ya. Ölen ölene, kalan kalana. Ne yapar, ne eder? Allah'ın birliğine şükürler olsun. Ot da otladık. Bir yerine geldik ki 9 can bir evde. Dedi kızım Mehribanım, ne anam, ne oluyor, niye yatıyorsunuz böyle? Dedi ki bim can, aç ölüyoruz, aç. Anam kaça kaça geldi, biraz unumuz var. Onu böyle xeyhladı, şey etti. Bir çorba yaptı, gettik. Gettik ki ikisi ölmüş. O kalanlarına içirdik. Onlar o 9'dan ikisi geldi. Onda bu Abu Köv'de, o bir Köv'de. İkisi de öldüler. Kalan hiçbir, çok aile söndü. Tamam söndü. Bu cür hareketlerine Allah'ın birliğine şükür ki kalanlarımız aldık şimdi 86 bin can diğer ama şimdi 550 bin diğer yarım milyondan çok bizim axısxallılar. Ama 9 hükümete bölünmüş. Gürcüler kabul etmedi. Heydər Aliyev'e soruştu ki sizi kimi bir jurnalist, yazar. Heydər Aliyev o vaxt prezidentdir şeyde. Cənab prezident, axısxalı qohum qardaş bu türklər vətəninə getmək istəyirlər. Siz buna nə kimi baxıyırsınız? Dedi ki, ben onu çok iyi bilirim. Gürcülərlə konuşurum rəhbərlərlə. Onlar kabul etmək istəmiyirlər. Ha, onlar kabul etmek istemiyorlar. Sonra? Ben içtim. Valla o yanı koy, ben çay içmeyeceğim. Onlar kabul etmek istemiyorlar. Eğer de kabul etseler,
biz onları gül çiçeğine yola salardık. Çünkü Heydar Aliyev ne dedi onda? Bir millet, iki devlet. Bizi bir millet diyor da. Dedi ki, onları gül çiçeğine yola salarım. Kabul etmeseler, koltuğumuzda saklarım. Niye? 18. yılı unutmayın dedi. Jurnalista diyor. 18. yılları unutmayın dedi. O millet dedi, 2000 kilometreyi yaya ayağıyla basa basa gelip bizi, bizim atababalarımızı Ermeni taşnakçılarından kurtardılar. Onu biz unutmazdık dedi. Siz unutmayın dedi. Sözümüz onda yok. Ama kainatı yaradana şükür. Varımız da var, eğimiz de var, işimiz de var. Ama vatan sevgisi imandandır. Vatanı sevmeyen olmaz. Olsa da onun imanı olmaz. Oğlum o bıçağıyla çıkmıştı. Biri yakın gelememişti. Atsalar vuracaklar. Ama getirdiler ki bacakları bundan yok. Allah'ın birliğine şükür. Okulu onun adına, çocukları okuttum. İkisi de şükür Allah'a. Biri bunda çalışıyor, müellimedir. Sen özün kaç kere göç yaşadın? Özbekistan'da 3. 3 göç. He. 3 defa oradan oraya, oradan oraya, ondan oraya. Burada da 3. Biri Rus köyü var idi, Krasnasel. Biri onda durduk. 2 sene, 3 sene. Sonra geldik bu yanda 30 sene. Kalanında burada yaşıyor. Burada. 6 kere göç yaşadın. Ha. 6 kere. Yaşayışımız yani ele bir zorlukta çekmedik. Bunda, bunda. Burada. Ama onda çok. Şeyde, trende ölenler oluyormuş. Ben onu diyelim ki ölen oluyordu ya. Ve cesetleri de Rus askerleri atıyormuş. Rus he? Askeri atıyor. O Sibirya'dan gidiyor o. Onda kar bile üskek. Atıyor ki heykel kimi su kara sancılıyor kalıyor. Ona göre gettik bir ay sonra gizlediler ölüleri yorganın altında, derin altında. O zaman onda bunda gizlediler. Bir sürü insanın mezarı yok. Nesil? Yani bir sürü Türk'ün mezarı yok, kabri yok. Yoktur canım. Neyin kabri? Neyin? O ölüsü rahmetli. Şimdi bizi sürgün ettiler arabalarıyla ki o şeyle o teze maşını. Bize sinirdi de akıskas sinirdi. Ama o yanısı geçersin hopa mopa bunlar hepsi bile seyrediyoruz. Diyoruz ki aman Allah. Acaba Türkiye'den bir ilacı olur mu? Sovyet kafirin biriydi o Stalin. Orayı kurtardı, Almanlarına şeylerine iş kuracak ki Türkiye'ye de vursun. Oradan da işte sağ selamet gittik ama çok güman ettik ki belki de Türkiye'ye bıraksın. Ha, olmadı, imkanımız olmadı. Amcamın ölüsünü göremedik, karısının ölüsünü göremedik. İki kızı öldü, onları göremedik. Oğullarını, kızlarını, bir kızını gördük. Şimdi de bir o torunlarından bir kızı yaşıyor amcamın. Allah. Çok çok zor bir durum. Ben şimdi düşünüyorum, evimde böyle oturuyorum. Gece kapı çalıyor. He. Hadi toplan gidiyoruz. Rusça diyor ki, bistire bistire vuhadi, bistire bistire vuhadi. Tez tez çık. Tez tez çık. Ve şey demişler ki 3 ay sonra geri geleceksiniz. Yalda diyor onu. Yalda diyor ki böyle dava kopmasın. Şey olmasın. Kıyamet kopmasın. Şimdi aklım var benim. Şimdi bir bibim var. Babam biz babanın bacısına bibi diyoruz. Hala bizi de sizde hala diyorlar. Biz bibi diyoruz. Ben biliyorum onda hala diyorlar. Bu bibim de emlakını alıp bunlar kalhoza girmiyor da emlakını aldılar.
Dağa çıkmışmış o vakit. O her günü 16 kilodan yağ yapmışlar. O yağları, o mallarını alıp kalkozaki veriyor. Kocası yürek tutuyor, ölüyor. 12 yaşında oğlu, vay babama ne oldu, o da ölüyor. Bibim de ağlaya kor oldu. 9 canı duk, o koru gettik, getirdik o köyden, bizimle yaşasın. Şimdi gettik, oraya ki düştük Samarkand'a, anama diyor ki, Züleyha yavrum, denizden bizi götürmek istiyormuşlar. Giden de bu artıkça bir eşyadır deyi suya bırakmayın. Ay Allah, anam da ağlama, o nenem duruyor, o da ağlıyor. Diyor ki, ay bibim, bizi ondan buraya sürgününe ne zulümüne gelindi. Bundan terkel geri götürür mü onu, sen bir aklın kessene. Biz kaldık bile burada yetim yesir. Ele diyor açıyor, Stalin ocağın sönsün. Stalin kor görmüyor. Eğer onu bilseler ki bu Stalin'e beddua ediyor, bunu onda ele, o Stalin hiç merhametsiz adam ki, ölüm onun için hiçbir şey. Hiçbir şey. Ha, bunu o bibimi dedim ki, bibimcan amanı bilirsin, sen diyersin ama onun ocağı yok, elektrikler yok, yer falan filan. Dedi oğul, onun ocağı sönecek. Nesil? Onun evi batacak, yok olacak. Diyelim ki Allah can, bak bu. Dedi ki, diktatör insanları Allah cezalandırıyor oğlum. Lenin böyle oturmuş, ilk o prezident oldu. Karı koca söylemede Lenin geberir böyle. Stalin de onun yaşına çıkıp 53. yılı Mayıs'ta. Mayıs'ta o da tutuldu, gafletten öldü. Bir kızı vardı, Svetlana adı. Fransa'dan onlar iyiydi. Fransa'ya köçürdü oraya. Köçmüştü. O da mefoldu gitti onda. Bir oğlu var idi. Ruslar dedi ki, baktılar ki, ay Allah. Stalin çalıştığı vakitte 33 milyon halkı tek tek ve grup halinde sürgün etmiş. Böyle bir ecnef adamıyla evladı bunu katakladılar. Bu da gitti şeyde, şeyde vefat etti. Vefat etti yok, geberdi. Çin'de. Ocağı ele söndü ki, şimdi o bibimin sözü benim aklımda ki, dedi ki diktatörler ele olacak. Hitler aylasınla kendi kendine patlattı, öldüler. Bu diktatör insanların akıbeti bu, yeganim. Kaldı ki kainatı yaradana şükür, gene bizim sahabımız var, o da Allah. O da Allah, sahaplık ediyor, yaşıyor ruh. Yani bir kötlüğü, böyle bir şeyimiz yok. Yok şükür Allah'a. Yaramaz bir haber yok. Ha. Özün şimdi iyisin ha? İyiyim şükür Allah'a. Yani çoluk yanında, torun yanında, torunun torunu yanında. Hepsi yanımda, hepsi yanımda. Akşamları olurlar. Bayağı burada o çocuk saz çalıyor. Ay maşallah. Ben de çocuklukta öğrendiğim o Azeri lehçelerini, o bizim yerde okuduğum, bunu da okumamışım ya. Bizim yerde okuduğum ana ve bala, ana ve çocuk yani. Oturmuş ana, basmış bağrına, nazlı yarın körpesin, laylar der ona, uşak hiç yatmır, bakır ağlayır, anası onu bucur okşayır. Dağda darılar, sümbülü sarılar, koca karılar bu balama kurban. Dağın maralı, gözü karalı, dünyanın malı bu balama kurban. Gelen ayaklarınız var olsun, hoş geldiniz. Şimdi ne bileyim valla, ebile yaşayışımız bu. Allah uzun ömürler versin. Allah ölenlerimize rahmet etsin, kalanlarımıza sağlık selametle. Bayağı sen ne sözünüz var ise. Ağzına yüreğine sağlık.
Eşitmedim. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Allah cemi ölenlerimizi rahmet eylesin. Kalanlarımıza sağlı selamatlık ihsan etsin. Allahu Teala bizi bizden ayırmasın.